Peki Suat'ın bir akrabası. Suat Bey'in bir akrabası hanımefendi bizi İzmir'den arıyor. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Ben de duyduklarımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Suat Bey yakın çevresinden para istediğini ve şu anda da herhalde erkek kardeşinin yanında olduğunu. Erkek kardeşinin yanında hangi Vedat Bey'e ulaştık biz, ondan mı bahsediyorsunuz? Evet, onun kayınvalidesinin yanında olduklarını duydum. Vedat Bey'in kayınvalidesi. Yani Vedat Bey, Suat Bey, Selma Hanım, ben herhalde derdimi anlatamıyorum. Şimdi madem böyle bir şey bulunuyor, biz Vedat Bey'e ilettiğimize göre onun da ona iletmesi lazım. Hanımlar beyler, istediğinizle kaçın. Ne yapayım, ben kaçmayın desem de kaçıyorsunuz zaten. Kaçın, o değil ki derdimiz. Yani derdimiz o değil. Evet. Selma öldürüldü mü derdimiz. Selma Hanım arasın, bir alo desin, ben iyiyim desin. Mahmut Bey de yolunu ona göre çizsin. Öyle değil mi Mahmut? Evet abla. Ben şimdi Mahmut'tan da şüpheleniyorum. Evlerine yakın orada, kadının ayağında ayakkabı yok orası diye. Suat'tan da şüpheleniyorum. Açıkçası kafamda şüphelendiğim türlü türlü başka isimler de var. Evet. Ya bu da çok doğal zaten. Ortaya çıkmadıkları sürece bizler şüphelenmeye devam edeceğiz. Sadece biz değil, farklı şekillerde de bu kişiler zan altında kalacak. Polisi bunlardan de biri de Suat Bey. Yani sonuçta bu cesedin Selma Hanım'a ait olup olmadığı tartışılırken, nasıl ki Mahmut Bey'den şüpheleniyorsak farklı bir şekilde Suat Bey de şüphelilerin içinde olacak. Ya da Suat Bey, evet Suat Bey'den Selma Hanım, ben Suat Bey'in bir telefon açıp ailesine veya programımıza en azından bir sağlık bilgisini vermesi lazım. Alo desin, alo desin, eşi de tanısın, o kadar yani. Ne yapıyorlar, evet. Yapsınlar yani. Anahtar çözülür. Ama çünkü orada da bir yakılmış kadın var. Edince, onun da işi soğuyor. Orada da bir yakılmış yani kadın var. Bir evet. Telefonla çözülür. Evet. Bir telefonla çözülür. Yani bu konuda burada biter. Gayet tabii bir canım. Telefonla. Bir telefon kafi ya. Başka bir şey uzatmaya gerek yok. Ama demek ki bak Mahmut da sonradan baktım birbirlerini beğendiler fotoğraflarını. Nasıl tanışıyorlar? Senin eşin zaten çalışıyor. Hı hı. Çocuğuna bakıyor görümcen. İşi bitirecek, görümceden çocuğu alacak, eve gelecek, yemek yapacak. Çocukla ilgilenecek, sonra bulaşıkları yıkacak, çamaşırdı, temizlikti, ütüydü. Değil mi yani, hani çocuğu da oraya gönderiyorsun, gene üstü başı temiz yıkaman lazım falan. Zaten yatıyorsun, sabah kalkıyorsun, tekrar iş. Uyanırsan o da. Uyanabilirsen o yani, yorgunlukla. Yani o yorgunlukla. Yani nereden ama sosyal medya ne yazık ki işin içine girdiği andan itibaren... Tabii bu tarz sosyal medyadan uzaklar, nasıl birini beğenirsin ya? Dünyanın uzaklar, en yakışıklı adamıdır, yani. En güzel kadınıdır. Yan yana geldiğinde hiç şey ona ait yani. Olduğu bile şüpheli. Hayır, ona ait bütün olsa... Bütün bilgiler de yanlış olabilir. Nasıl olabilir? Hırsız, katil, hiçbirini bilemezsin Şevki, ki ne olduğunu. Sosyal medya hayatımıza girdikten beri bir kısım, bir nüfus var ki bu nüfus zaman zaman yeterince düşünmeden adım atabiliyor. Gündüz, yani günlük hayatımızda gördüğümüz gibi. Şimdi sahte bir hesap olabileceği, başka bir fotoğraf taşıyabileceğini hiç düşünmüyoruz. Ve ne yazık ki... 8 tane hastalık belirlenmiş bu sosyal medya ile ilgili. Belki okumuşsunuzdur. Şimdi yurt dışında hem bu sosyal medyayı ürettiler başımıza bela diye, şimdi de hastalık deyip tedavi yöntemlerini arıyorlar. Evet. Bir suç profilleri ülkede, değişti mi gördün? Evet ve birçok ülkede farklı suçlar ortaya çıktı sosyal medyada. Çocuklarla ilgili yasaklama düzenlemeler getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Sosyal medyadaki güvenlikle ilgili hukuksal ve adli süreçler devam ediyor. Şimdi ona başladılar. Mesela sosyal medyaya girme alışkanlığının da bir artık psikiyatrik rahatsızlığa doğru gittiği konusunda araştırmalar var. Giremeden duramıyor. Yani internet kesildiğinde hayatı bitiyor falan. Farklı bir bağımlılık sürecine geçiş oluyor tabii. Çünkü benim eşim internetsiz duramazdı. İnternet hastasıydı. Normalde bak 2 GB interneti vardı, yetmiyordu. 5 GB çıkarttı. Ha? Yani normal 2 GB internet vardı, tamam mı? Bu yetmiyor diyordu. 5 GB interneti. Yetmiyor diyordu. Yani ben dedim hani genç, Instagram'da şeylere bakıyordu. Videolara bakıyordu, işte elbiselere bakıyordu. Benim gördüğüm bu. Sizin eşiniz kaç yaşında? 26 yaşında. Siz? Ben 36. Evet.
Yani vallahi ben bilemedim nereden tanıştıklarını. Bir de Suat Bey'in eşini görmeniz lazım. Size gösteremiyorum. Gerçekten böyle Hollywood yıldızı kadar güzel bir kadın. O kadar güzel bir kadın ki. Hanımefendi maşallah size de. Yani biliyorum çok üzgünsünüz şu an ama. Çok da güzel bir kadın. Ben hayret ettim. Yani bilemiyorum hala. Hala çok emin olamıyorum. Hani... Hani şurada şu kadıncağızın hiç görmediği, adının bir tek Müjde olduğunu bildiği, sağ mı ölü mü onu bile bilip bilmediği kişiyle ilgili hanımefendi arıyor 10 dakika içinde. Yani bunlar demek ki iyice kafa kırık. Hani diyecek bir şey bulamıyorum yani. Nasıl bir saklanmadır? Suat Bey'in İstanbul'daki bir başka akrabası da telefon attığımızda. Hanımefendi mi, beyefendi mi? Hanımefendi günaydın. Alo. Alo. Günaydın efendim, buyurun. Günaydın Müge Hanım, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Severek izliyoruz. Sağ olun. Size şu bilgileri söyleyeceğim. Evet. Suat Bey İstanbul'da ve kardeşinin evinde oturuyor. Kardeş dediğiniz Vedat Bey. Evet evet. Vedat da zaten kendi kayınvalidesinin yanında oturuyormuş. Evet evet, beraberler. Şu an toplanmışlar oraya hepsi. Duyan gelmiş yani. Peki kaçırdığı kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir bilgimiz yok. Yani hiçbir bilgimiz yok ama biz duymuştuk daha önce. Heh. Yani işte yapacağını yapmış anlayacağınız. Allah. Kevriye Hanım, bir mikrofonu alır mısınız? Şimdi siz Vedat Bey'le görüştünüz. Evet Müge Hanım, evet. Biz... Dün Vedat Bey'le görüştük. Vedat Bey ilk aradığımızda ne işim olur benim falan bizim deyip bir telefonu kapattı Müge Hanım. Uzunca bir süre telefonu kapalı kaldı. Daha sonra ulaştığımızda, derdimizi anlatmaya başladığımızda benim hiçbir bilgim yok. Ben zaten askerden yeni geldim. Ben zaten kayınvalidemin yanında duruyorum. Hiç kardeşimle bir bağlantım yok şeklinde yani bir sinirlenip tepki gösterip kapattı. Hiçbir şekilde konuşmamıza izin vermedi ama ben yine de anlattım, mesajları gönderdim. Ama Selma söz verme ilgili. Sonra demiş ki... Ondan sonra akşam... Akşam tekrar aradık, biraz sakinleştikten sonra kardeşim beni aramadı ama beni arayınca ben konuşacağım, sizi aramalarını sağlayacağım şeklinde söyledim Müge Hanım. Peki o kardeşinin kaçırdığı kişinin Selma olup olmadığını biliyor muymuş? O onunla ilgili bir şey söylemiyor. Diğer akrabalarının hepsi Müge Hanım, evet bir tane hanımefendi, evli bir tane hanımefendiyi kaçırdığını biz öğrendik. Bunu da onaylamadık, kendisine çok yani tepki gösterdik ama o hanımı biz hiç görmedik. Akrabaları hanımı görmemişler ama hepsi de bir tane evli bayan kaçırdığını biliyorlar Müge Hanım. Vedat Bey, yani Vedat bize... Bey onlarla birlikte olduğunu kabul etmiyor. Kabul evet. Etmiyor. Etmiyor. Ama Vedat Bey bak, diğer akrabaların da senin ne diyor? Arkadaşlar siz ne demek istediğimizi anlamıyor musunuz yani? Allah Allah. Ya bunlar bir de 15-16 yaşında çocuk, koca koca insanlar. Birey bilinci gelişmiş insanlar burada izleyecekler o kadar. O zaman Selma'nın başına bir şey getirdiniz. Şimdi de Suat'ı saklıyorsunuz. O zaman ben ondan bunu çıkartırım. Yani ciddi evet. Bir zan altındalar o zaman. Evet. Yani hiç olmazsa Vedat Bey bağlanıp da evet bunlarla ben yan yanayım, Selma'yı da kaçıran budur dese sorun gene çözüldü yani. Hacım Selma hiçbir şey söylemesin, arasın desin ki benim Mahmut da tanır sesinden. Bu adama da günah değil mi o zaman? Tabii canım. En azından eşinin yaşadığının haberini alacak. Görünen cesetle ilgisi olmadığını öğrenecek. Belki bir nebze rahatlayacak. Evet. Ha, kaçmış olmanın verdiği üzüntü ayrı bir konu. O ayrı bir şey, yaşasın da. O ayrı bir konu. O ayrı bir şey. Evet. Anne baba. Anne baba tabii, evet. Onlar hele hayat yalnız haberini Selma, alacak. Yaşamam üzüntüsünü alacak o anne babaya. Ve aramıyorsan. En azından anne baba için lütfen bir haber verin de. O anne baba bu yaşta daha fazla kıvranmasınlar. Ya günah değil mi ya? Yani. Adli tıp kurumunun önünde adamlar kalplerini tuta tuta evet. Geziyorlar. DNA sonucunu bekliyorlar. Allah korusun. Bir ya. De nereden Allah gelmişlerdi korusun. Onlar? Uşak. Uşak'tan geldiler. İzmir'e gittiler yani Uşak'tan kızı teşhis etmek için. Valla Müge Hanım, ben size bir şey söyleyeyim. Bu kadar yıllık hekimlik yaşantımda gördüğüm bir şeyi söyleyeyim. Selma gerçekten hayattaysa ve kaçtıysa ve sesini çıkarmıyorsa, annesini babasını bu kadar düşünmeyen, kendi evladını bu kadar düşüncesizce bırakıp giden birinin gittiği yerde de kimseye hayrı dokunmaz. Bu bir bravo gerçek. Bravo hocam, valla bence de aynı fikirdeyim. Bu bir gerçek.